Gergin geçen bir maç. 90 artı 2'de gelen bir gol. Ama kaçan çok fazla gol var. Farklı bitebilecek bir Ahmet maçını Etimesgut evinde 3 puanla yine tamamladı başkanım. Evet. Değerlendirmenizi alayım. Tabii yani neticede 3 puan almak önemli olan, onu da 3 puan aldık. Gayet güzel oldu ama tabii netice itibariyle bu arkadaşların da Ahmet Spor'un da düşme tehlikesi korkusuyla onlar da maça fazla asılıyor. Ama biz galip geldik. Gayet güzel. İnşallah böyle her maçta galip gelerek yolumuza devam edeceğiz yani. Başkanım, hafta içi konuştuk bu tesis problemini. Futbolcular da ciddi sakatlıklar alıyor. Çoğu da zemine bağlandı artık. Tesislerde evet. Bittiği zaman inşallah gelecek sene bu sorunları yaşamayacağız diye düşünüyorum. Tabii. Yani tesislerimiz bilmiyorum gördünüz mü? İki tane saha, antrenman sahası ve bir binamız bitmek üzere. İnşallah bir dahaki sezona yetişecek. Zaten sahamız da bir şekilde geldi. Seneye çok daha iyi bir kulüp olarak yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu sene tabii bir beklentimiz kalmadı ama işte heyecan olmayınca da biraz sıkıntı oluyor. Ama heyecanlı olsa daha iyi olurdu ama nasip böyleymiş. Ortalarda herhalde bu sene bitiririz. Ama yenilmeyi hiçbir zaman kabul edemiyorum. Yenilmek zor bir şey. İnşallah yenerek sonunu getiririz diye düşünüyorum yani. Bugünkü mücadeleden memnun muydunuz başkan? Şimdi bugünkü mücadele yani takım pek öyle fazla bana göre iyi değildi. Bizim takım o kadar maça asılmadı. Yani eskiye nazaran daha bana göre kötü oynadılar. Mesela şeyde güzel oynamışlardı. Dışarıda Sancaktepe maçında çok daha güzel oynamışlardı. Bu şeyi beğenmedim ama netice itibariyle galip gelmektir. 3 puan aldık, o da bizim için gayet güzel. İddiasızlıktan diyelim. İnşallah gelecek sene çok daha güzel oynatmıyoruz. İnşallah hedefimiz seneye iyi bir takım kurup yukarılarda oynamak inşallah. Hedef çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zorlu'yla Ahmet maçı. Evet. Son dakikada gelen, hatta uzatmalarda gelen golle takım kazandı. 3 puanı kaybetti. Evet. Ama çok kaçan gol pozisyonu vardı. Belki 5-6 bitecek bir maçta. Bir değerlendirmenizi almak istedim. Vallahi öncelikle ben hani oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yani bu maçtaki verdikleri performans gerçekten yani gelen taraftarı da memnun etmiştir. Çünkü o mücadeleyi 90 dakika son damlasına kadar verdiler yani. İşte, toplantılarımıza da yani maçın önemini anlatıyorduk. Yani bizim açımızdan hem lig açısından hem bizim yendiğimiz zaman işte 29 puana çıkarmamız gerekiyordu puanımızı yukarı taşıyabilme adına. Oynadığımız oyuna baktığımız zaman istek, arzu, coşku vardı. Yani takım halinde oyunu işte maçı isteme, yani oyuncuların motivasyonu falan üst düzeydeydi. Yani yakaladığımız golleri ya şey, pozisyonları önce değerlendirmiş olsak tabii ki farklı bir skor olabilecekti ama tabii olmayınca, süre uzayınca tabii ki oyuncularda bu sefer yorgunluk başlıyor. İşte istenilen performanslar tabii ki üst düzeye çıkmıyor. Bizim oyuncu değişiklikleriyle beraber ondan sonraki süreçte son dakikaya kadar golü istedik. En son işte tabii ki bir duran toptan sağ olsun Caner'i oyuna soktuk. İşte Caner daha önceki maçlarda da oyuna girdiği zaman o katkısını sağlıyor. Bu maçta ayaklarına sağlık. Takımına 3 puanı kazandıracak golü attı. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımı gözlerinden öpüyorum. Hocam sakatlık problemleriniz zaten hat safhadaydı. Evet. Bir de şimdi son maç bittikten sonra bir de Lale'nin kırmızı kart görmesi var. İyice bir sıkıntı yaşayacağız evet. Önümüzdeki haftalarda. Sakatların durumu ne? Bir şey alabilirsek. Yani sakatların durumu şu anda, geçen hafta işte Mehmet Atik maçta dizinden sakatlandı. Halil İbrahim dizinden yine problemi var. MR'ını çektirdik. Ama önümüzdeki hafta inşallah Halil İbrahim yetişecektir ama Mehmet Atik bir 5 hafta falan yok yani. Ömer daha önceleri bir sakatlığı vardı. Alta delisinden bir yırtık vardı. İşte onu düzeltti. Yarın antrenmana başlayacak bizimle beraber. Onun dışında Mert'in İnegöl maçında ilk 10. dakikada işte üst kemiğin çatlaklığı falan 4-5 hafta yine yok. Gökhan Lale'nin işte maçtan sonraki o gördüğü kart aslında bir profesyonelliğe uymuyor. Maalesef işte profesyonellik burada devreye giriyor. Yani maç bittikten sonra artık yani onu, o hareketi yani ben tam görmedim. Belki de suçu yoktur. Yani çocuğu da suçlamak istemiyorum ama eğer o müdahalesinden dolayı kırmızı kart gördüyse profesyonelle yakışmıyor tabii ki. Onunla alakalı tabii ki konuşacağız. Oyuncumuzla görüşeceğiz, bakalım ne olacak. Yani önümüzdeki haftalar şöyle söyleyeyim, yani
İlk geldiğimizde de eksiklerimiz vardı. Biz ama oyuncularımıza güveniyoruz. Gene o eksiklerle sahaya çıktık. O oyuncular bize o mücadeleyi gösterdiler. Yine bundan sonraki maçlarda işte Afyon maçı olsun, içeride Kastamonu maçı olsun. Yani biz gene yaralarımızı sarıp yolumuza devam edeceğiz. Hocam, göreve geldiğinizde takım iddiasını uzaklaşmıştı aslında bakarsanız. Evet. İddiası olmayan bir takım çalıştırmak nasıl oluyor? Siz daha önce Ankara Gücü'nde de görev yaptınız. Orada da evet, bir mücadele vardı. Ama şimdi düşman attığından uzak, playoff şansı çok zor olan bir evet, Tiresput var. Takımı motive etmek falan biraz daha zor olsa gerek. Ya şimdi buradaki geldiğimiz günden itibarenki takımın durumunda, yani takım normalde şampiyonluğa oynayan bir takımdı ama maalesef istenilen sonuçlar elde edilemeyince tabii ki oyuncular biraz motivasyondan uzaklaşmış. İşte sakatlıklar tabii bunun sebepleri olmuşlar. Ama geldikten sonraki süreçte işte bir ivme kazandıktan sonra biz yukarılara doğru çıktık. Ha, tabii ki playoff'la şu anki bizim puan durumumuz arasında fark var. Ama biz yolumuza yine devam edeceğiz. Yani biz her maç yine aynı istek arzu içerisinde oynayacağız. Biz deplasmana da gittiğimiz zaman, içeride de oynadığımız zaman, yani oyuncularımız her zaman galibiyet olarak çıkmalarını söylüyoruz. Ellerinden ne geliyorlarsa onları vereceklerdir bize. Bundan sonraki sezon sonuna kadar olan süreçte de zaten önümüzdeki sezonun bir yapılanması oluyor. O yapılanma doğrultusunda işte oyuncularımızın verdiği performans doğrultusunda sezon sonunu bu şekilde inşallah iyi yerlerde bitirmeyi düşünüyoruz. Bu sakatlıklar zemine mi bağlı olacak? Yoksa biraz daha yaz dönemiyle mi alakalısınız? Ne gördünüz? Ya şimdi tabii zeminden kaynaklanan sakatlıklar var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani oyuncuların bu zeminde fizik olarak daha kuvvetli olmaları gerekiyor. Ha, yeterli antrenman yapılıyor. Yapılmıyor değil. Ama şu oynadığımız mesela şimdi Şubat ayındaki şu anki sıcağa bir baktığımız zaman yani oyuncu bu ayda bu mevsimde yani bu derecede oynamaz. Yani daha eksi derecelerde oynadığımız maçlar var yani o dönemde. Oyuncu o zaman daha çok arzu, daha çok istek içerisinde oynuyor. Sıcak üstüne bindiği zaman işte su kayıpları oluyor, işte oyuncunun enerjisi biraz tükeniyor. Sonlara doğru artık oyuncum kenardan su diye serzenişte bulunuyordu. Mevsimin de tabii ki burada etkenleri var yani hava değişimleri falan. Oyuncuların performansını, fizik kapasitelerini etkiliyor. Gelecek sezon hazırlıklar başladı diye. Evet, evet. İnşallah. İnşallah. Yani başkanımız, yöneticilerimiz olsun sağ olsunlar o konuda çok uğraş veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.